Ne haber Ali? Hayırlı olsun. Sağ ol. Merhaba abi. Nasılsın abi? Sağ ol. Ali, nasılsın Ayrı abi? Al bakalım. İyilik be Yılmaz, ne olsun? Meyhaneye kim bakıyor bu akşam? Bizim oğlan bakıyor. İyi, emin ellerde o zaman. Hediyeler için ne zahmet ettiniz, teşekkür ederiz. Yok canım, ne zahmeti? Ay, ne güzel yapmışsınız evi. Bunların nesi var? Söyleme dediler ama. Neyi söyleme dediler? Durum kötü Yılmaz. İkisini de işten çıkarmışlar. Ne? İşten mi çıkardılar, ne zaman? Bilmiyor musun? Bilmiyorum Ali, ne zaman? Sen o şirketin yönetim kurulunda değil misin? Ne zaman oldu bu? Bugün. O zaman bu karar bugün alındı. İşe bak. Ben ne yapıp edip katılacaktım o toplantıya. Kemal abi bana darılmasın diye sen kalk Ankara'ya git. Ya senin haberin yok sahiden. Ali sen ne diyorsun ya? Haberim olsa buna izin verir miyim? Sen beni ne sanıyorsun? Kusura bakma Yılmaz. Ben de şaşırdım kaldım. Kaç kişi çıkarıldı? 500. İlk etapmış bu. Sonra 500 kişi daha çıkarılacakmış. Neyse. Kapatalım artık bu konuyu. Olanlar oldu. Bari gecenin tadını kaçırmayalım. Ben çayları koyayım. Alo, buyurun. Filiz, ben Canan. Kemal Sadıkoğlu'nun eşi. Aa Canan Hanım, nasılsınız? Kusura bakmayın, gecenin bu saatinde arıyorum ama. Rica ederim. Ben ayaktayım zaten, rahat ol. Yarın akşam bizim evlilik yıl dönümümüz. Evde küçük bir davet veriyoruz. Biliyorum haber vermekte geç kaldım ama sizi de davet etmek istedim. Yani böyle bir günde aramızda olmanızı çok isterim. Teşekkür ederim ama ben yarın akşam bilmiyorum ki nasıl olur. Gelirseniz çok seviniriz. Özellikle Kemal. Gelmeye çalışırım Canan Hanım. Artık şu hanımı kaldırsak. Tamam. Gelmeye çalışırım Canan. Tamam. O zaman görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi geceler. Çözüm diye buldukları şeye bak ya. Kendini bu kadar paralama Yılmaz. Olmuş artık. Arkadaşlarım karşısında kendimi çok kötü hissettim Hayri abi. Haklısın. Yılmaz, dur bakalım. Belki hatırlanlar için bir şeyler yapabiliriz. Henüz çok geç olmayabilir. En azından diğer 500 kişi için bir şey yapabiliriz. Bak bu iyi fikir işte. Sabaha zor ederim artık. Önce size bir şey sormak istiyorum Meral Hanım. Buyurun. Yılmaz Akın'ı neden yönetim kuruluna önerdiniz? Biliyorsunuz sizin sayenizde girdi. Kötü mü ettim? Yoksa münasebetsiz bir mi bu çocuk? Değil de aramızda olmasına pek bayılmadığımız biri diyelim. Sadece büyük hisse sahipleri yönetim kurulunda olmalı diye düşündüm açıkçası. Bizi destekleyeceğinizi söylemiştiniz. Sizi de destekledim. Peki.
Lafı uzatmadan sizinle niye görüşmek istediğimizi söyleyelim. Bana öyle geliyor ki daha önceki teklifinizi yineleyeceksiniz. İşimizi kolaylaştırdınız Meral Hanım. Doğrusu düşünmüyor değilim ama kararsızım. Şirketin haline bakınca teklifiniz çok cazip. Evet. Ama ben risk almayı severim. Düşünmek için zamanım var mı? Fazla uzamasa iyi olur. Fazla uzamaz. Buraya kadar geldiğinize göre sizi biraz eğlendirelim. İster misiniz? Eğlenmek mi? Nasıl bir eğlence? Benimle gelin. Merhabalar. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Bu kadın hiç de kim biri değil abi. Biliyorum. Ama hisseleri alana kadar idare edeceğiz artık. Buyurun. Bu fişler size müessesenin ikramı. Oyunu biliyor musunuz? Bilmez miyiz? Öğrenciyken bazı hafta sonları Ömer'le Las Vegas'a kaçardık. O zaman mesele yok. İyi eğlenceler. Buyurun. Sağ olun. Hoş geldiniz. Merhaba. Bu gece kazanmalarını sağla. Ayakları alışsın. Tamam. Hisseleri satmanın onun için karlı olacağının farkında. Ama sanki bilmediğimiz bir hesabı var bu kadının. Anlamadım. Bu iş uzamasa çok iyi olacak. Ben ilgileniyorum, merak etme. Sabah Filiz'i göremedim. Zeynep'e geç kalacağını söylemiş. Ama dün gece mağazadaki sorunu halletmiş. Güzel. Filiz bu işten çıkarma olayını duyunca çok üzülecek. Hepimiz üzüldük baba. Öyle. Ne oldu? Bilmediğimiz bir toplantımız mı vardı? Senin bilmediğin bir şey nasıl olabilir Filiz Hanım? Ne oldu Yılmaz? Lafı dolandırmasana. İyi o zaman doğrudan söyleyeyim. İşçilerin atılmasından daha yaratıcı bir çözüm bulamadınız mı? Ne atılması ya? Kim atılmış? Dün fabrikadan 500 işçi çıkarılmış. Bunu bilmediğini söylemeyeceksin herhalde. 500 işçinin de atılmak üzere olduğunu. Ne zaman olmuş bu? Dünkü toplantınızdan hemen sonra. Ben dünkü toplantıya katılmadım. Diğer mağazadaydım. Yani haberin yok mu? Yok. Eve de geç geldim zaten. Ne babamı gördüm ne de Ömer'i. Filiz. Baba, duyduklarım doğru mu? Nasıl yaparsınız bunu Ömer? Sen niye engel olmadın? Engel olmadım çünkü başka çözüm yoktu. Bütün gece uyuyamadım Filiz. Benim için de kolay olmadı. Baba, en azından insan biraz beklemez mi? Bu ne acele? Yangından mal mı kaçırıyoruz? Ne öneriyorsun? Bizim bulamadığımız o harika çözüm nedir? Bilmiyorum Ömer. Ama bulduğunuz kesinlikle iyi bir çözüm değil. Bu noktaya nasıl geldik inanamıyorum. Artık inansan iyi olur Filiz. Durum berbat. 500 kişi daha çıkarmazsak batarız. Biliyorum. Bu akla gelen ilk şey. Peki şimdi eleştirdiğimiz o kötü işletmecilerden ne farkımız kaldı?
O zaman düşün ve farkı sen yarat Filiz. Bu bizim için de kolay olmadı. Üzülen sadece sen değilsin. Bana haber bile vermediniz. Fikrimi almadınız. Neden? Ömer, gerekirse evimizi satardık da bunu yapmazdık. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.